Güne merhabadan günaydınlar, hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz Aksaray Belediye TV'den canlı yayında karşınızdayız. Bugün 13 Haziran Salı, hepinize güzel günler diliyorum. Bizlere 0552 888 68 68 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ve Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haber turumuz başlıyor. Müzik Değerli izleyicilerimiz haber turuna ilk olarak Sabah gazetesi ile başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadan masaya dönülmez diyor. Başkan Erdoğan seçim zaferinden sonra ilk dış ziyaretini yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevgiyle karşılandı. Başkan Erdoğan müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir dedi. Yarım asırdan fazla süre Rum tarafından uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımlarıyla heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok. Ege barış denizi olsun dedi. Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Biz istiyoruz ki Ege denizi barış denizi olarak dünyaya mesaj versin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik nakli dedi. Türkiye'den kabloyla... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kesinti sorunda kalmayacaktır diye karşılandı. Kıbrıs Türk girişimci kadınlar kalkınma kooperatifinde ziyaret eden Emine Erdoğan ürünleri inceledi diyor Sabah gazetesinde değerli izleyicilerimiz. Zerin davasına şule incelemesi diyor Eskişehir'de apartmandan düşen Seyran Kılınç öldü. Şüpheli ölümle ilgili yargılanan sevgilisi Yılmaz Sazak suçlamaları reddetti. Avukat Seyhan, Ankara'da Rezzia'dan atılan öldürülen Şule Çet davasına bakan heyetin Kılınç ile ilgili de rapor hazırladığı söylendi diyor değerli izleyicilerimiz. Aileleri de bununla ilgili yakın takipte olduklarını dile getirdiler. Her iki vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün ağlamak yok, şehidim böyle istedi. Şehit iki uzman çavuştan Halil Şahin Mersin'de, Cem Ahmet Kaya Konya'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehit eşi Deniz Şahin ağlamak yok, o da böyle isterdi. İki it daha yetiştiriyorum diye konuştu. Acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Hürriyet ile devam edelim. Asgari ücrete hedef bayram diyor, işveren zamla karşı değil. Yine asgari ücreti belirleyecek görüşmeler bugün başlıyor. İşveren temsilcilerinden eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol asgari ücrete zamma sıcak baktıklarını söyledi. Akkol bayrama girmeden bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. İstihdamı aksatmayacak çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bu tutarın belirlenmesini istiyoruz diye konuştu. Online kopya karşı 3 önlem. Önce Açık Öğretim Lisesi'nin ardından Açık Öğretim Fakültesi'nin online sınavlarında kopya çekildiği saptandı. Bazı üniversiteler final sınavlarını online yapacak. Uzmanlar bu sınavlarda kopya karşıda 3 öneride bulundu. Bunlardan ilki her öğrenciye aynı soru sorulmamalı. Öğrenci özgü testler verilmelidir denildi. İkinci olarak online sınava sokmak yerine öğrencilerden proje istenilmeli dedi. Ve son olarak da kopyanın önüne geçmek için teknolojik yatırım yapılmalı diye konuştu uzmanlar değerli izleyicilerimiz. Kardeşlerini Leslie kurtardı diyor. Kolombiya'da uçak kazası sonrası ormanda 40 gün sağ kalan 4 kardeşin en büyüğü Leslie'nin ilk sözü açım oldu. Kardeşlerin bulunduğu anı anlatan kurtarma ekibinin bir üyesi en büyük kız kardeş Leslie kucağında bebek kardeşiyle bana doğru koştu. Kardeşlerinin annelerinde kazadan sonra 4 gün hayatta kaldığını ölmeden önce de çocuklarına gidin yardım arayın dediği belirtildi diyor. Sıvı kaybı yaşayan çocuklarda tedavi altına alınmış 13 yaşındaki Leslie de içilebilir su bulup tehlikeli hayvanlardan kaçarak kardeşlerini hayatta tuttuğunu anlatmış değerli izleyicilerimiz. Türkiye gazetesine geçelim. 15 yaşında başlıyor demiş gençlerde bel ağrısı yayılıyor. TÜİ'nin sağlık araştırmaları raporu gençlerin az hareket ettiğini ortaya koydu. Bel bölgesi hastalıkları 15 yaşa kadar geriledi. 15 yaş üstünde %24.6 ile bel rahatsızlıkları en fazla görülen hastalık oldu. Cep telefonu ve bilgisayar alışkanlığı oturma bozuklukları da hem belimizi hem de boynumuzu eğdiği ortaya çıktı diyor değerli izleyicilerimiz. Çok fazla sürede masada oturmamamız gerekiyor. Çocuklarımıza da dikkat edelim bir ebeveyn olarak. Biontech davası büyüyor demiş. Almanya'daki davaya önemli sebebiyle hakim yerine yargıçlar kurulu bakacak. Bu sebeple ilk duruşma iptal edildi değerli izleyicilerimiz. Biontech davası açılmıştı bildiğiniz üzere dün de sizlere aktarmıştık. Kalp ritim bozukluğu yaptığı için Biontech aşısı üretenlerin Özlem Türeci'nin ve eşinin de yargılanacağı belirtiliyor. Berlusconi hayatını kaybetti diyor. 86 yaşındaydı. Milan'ın efsane başkanı, İtalya'nın eski başbakanı ve ülkenin en zengin isimlerinden Silvio Berlusconi lösemiye yenildi. 86 yaşında hayatını kaybetti diyor. Kastamonu'yu baraj kurtardı. Azdavaya 3 Haziran'da metrekareye düşen 180 kiloluk yağışın bozkurt gibi bir felaket dönüş, dönüşmesini Devre çayına yapılan biriktirme barajı önledi diyor. Dengeler bozuldu. Sellere de hazır olun diye yazılmış Türkiye gazetesinde. iklim değişikliği sebebiyle Türkiye kuraklık ve aşırı yağışlar arasında gidip geliyor. Yaz yağmurları bahar yağışlarını solladı. Mayıs Haziran'da yağmur ikiye katlandı. Birçok şehirde seller yaşandı. Aşırı yağışların tarım üretiminde olumsuz etkileyeceği açıklandı diyor yine Türkiye gazetesinde. Cemal Kuş günaydın hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkürler Cemal Bey. Sizlere de günaydınlar diliyorum. Ulusal gazetelerden son olarak Yeni Şafak gazetesine bakalım. Dinlenin ve düzenli uyuyun. YKS öncesi tavsiyeler demiş. Hafta sonu 3,5 milyondan fazla öğrenci hayalindeki üniversite için sınav verecek. Uzmanların son hafta tavsiyeleri dinlenin ve düzenli uyku uyuyun. Genel tekrar yapın. Geçmiş yıllardaki sorulara bakılabilir. Deneme sınavı çözün. Keyifli faaliyetler yapın. Aileler de rahatlatıcı olsun diye konuşmuşlar. Şimdiden başarılar diliyoruz. Sınava girecek bütün genç kardeşlerimize. Dolandırmadım ben de mağdurum diyor Todex Faruk hikaye anlattı diyor. Kripto para borsası Todex yalanıyla binlerce kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısına çıktı ve savunmasıyla mağdurları çıldırttı. Özer ifadesinde medyada ve iddianamedeki iddialar asılsızdır ben kimseyi dolandırmadım bana kumpas kuruldu dedi. 70 sayfalık savunma yapan Özer, şirketim hacklendi, coin hesaplarım çalındı ifadelerini de kullandı diyor. Yine soruşturmalar devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Otoda fırsatçıya 61 milyon lira ceza, stokçuya da elden para isteyene de. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesini ihlal eden, elden para isteyen ve stokçuluk yapanlara milyonlarca lira ceza kesti. 6 bin kilometre şartına uymayanlara 35.1 milyon lira, stokçulukla fiyat yükselten, yükseltenlere 8 milyon 292 bin lira, liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep eden ve müşterileri aksesuar almaya zorlayan bayilere ise 17 milyon 834 bin lira idari para cezası kesildi diyor Yeni Şafak gazetesinde. Değerli izleyicilerimiz şimdi güne merhaba da çok kısa bir araya gidelim. Haranın ardından yerel gazetelerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Hatırlatalım bizlere 0552 888 68, 68 numaralı WhatsApp ihbaratımızdan veya Aksaray Belediyesi TV, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere istek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şu an bizlerle yayınımızı izleyen değerli seyircilerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yerel gazetelerden ilk olarak Pusula Gazetesi ile haber turuna başlıyoruz. Kılçaslan Parkı'na köşk yakıştı diyor. Aksaray Belediyesi Kılçaslan Parkı'nda yeni bir hizmete imza atıyor. Aksaray Belediyesi ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu işbirliğinde restorasyonu tamamlanan ikinci Kılçaslan Türbesi ve Köşkü'nün hemen yakınında Kılçaslan Köşkü Kafeterya Projesi hayata geçiyor. Kısa bir süre sonra da sizlerle vatandaşlarımıza açılacak değerli izleyicilerimiz. Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hakkında 4 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Konuyla ilgili de bir basın duyurusu yayınlandı diyor. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine metruk binalar yıkıldı Ereğli Kapı Mahallesi ve Kılıçarsan Mahallesi'nde madde bağımlarının kullanmasından ve diğer sebeplerle çevredeki bina sakinlerine tehlike oluşturması ihtimali sebebiyle mahalle sakinlerince yıkılması için dilekçe verilen binalar belediye meclis kararı ile kanun maddelerini istinaden yıkıldı diyor. Değerli izleyicilerimiz, vatandaşlar da mutluluklarını dile getirmişler. Buradan da belediye başkanımız Sayın Doktor Evrendi ve emeği geçenlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni Aksaray Gazetesi'ne bakalım. Ne bakıyorsun? İki genç bıçaklandı. Biri Irak, diğeri Afganistan uyruklu iki genç kimliği belirsiz iki kişi tarafından ne bakıyorsun denildikten sonra darp edilip bıçaklandı. Bacaklarından bıçaklanan gençler hastanede tedavi altına alındı. Olay Hacı Hasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlerin durumunun da iyi olduğu belirtiyor. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Güncel gazetesine geçelim. Asayişin operasyonlarında 18 tutuklama diyor değerli izleyicilerimiz. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluya karşı mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelerden de 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi diyor. Egemen gazetesine geçelim. Arkadaşı kapıyı kitleyip gidince evde mahsur kaldı. Aksaray'da arkadaşının kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldığı evde balkondan ip sarkıtıp inmeye çalışan Şeyma D. 25 yaşındaydı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Aratol Mahallesi'ndeki bir rezidansa meydana geldi olay değerli izleyicilerimiz. Aksaray dahil 26 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar devam edecek dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Aksaray'ın da bulunduğu 26 şehir için sarı kodlu uyarı geldi. Değerli izleyicilerimiz perşembe gününe kadar sağanak yağışların şiddetli olacağı söyleniyor. Lütfen sizler de tedbirinizi alınız. Son olarak Aksaray Yeni Gün gazetesine bakalım ve güne merhabamızı sonlandıralım. Yağışlar derken Aksaray Belediyesi de yoğun yağışlarda önlemini aldı diye yazılmış Yeni Gün gazetesinde. Yoğun yağışlarda Aksaray'da ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son yıllarda en yağışlı ilkbahar ve yaz aylarının yaşandığı Aksaray'da altyapıda yapılan güçlendirme sayesinde kent geleninde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye Başkan Başkanı Doktor Evren Dinçer'in göreve gelmesiyle başlatılan altyapı seferberliği neticesinde şehir genelinde kanalizasyon attı, yağmur suyu şebekesi attı, içme suyu şebekesi attı gibi eksiklikler giderilince kapsamlı çalışmalar başlatılmıştı. Bu yönden de bir olumsuzluk yaşanmadığı dile getirilmiş. Değerli izleyicilerimiz bugün de saklayacaklarımız bu kadardı. Bizler yarın yine aynı saatte Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bol gülücüklü mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.